IPS VA ya da TN panel. Günümüzde en çok tercih edilen ekran panellerinden başa çeken 3 farklı modeli, yani versiyonu. Monitörlerde görüntü kalitesini etkilediğinden panel seçimi oldukça önemli. Peki hangi panel ekrana sahip monitörü tercih etmeliyiz? Hazırsak başlayalım. Hangi markanın monitörünü alırsanız alın, aralarında seçim yapmanız gereken 3 farklı ekran teknolojisi var. VA, TN ve IPS panel. Her biri görüntü kalitesini benzersiz bir şekilde etkileyen farklı ekran teknolojileri. Ve her panel teknolojisinin güçlü ve zayıf yönleri de var. İçlerinde en iyisi sizin genel kullanımınıza, kişisel tercihinize bağlı. IPS panel nedir? Öncelikle bundan bahsedelim. In plane switching dediğimiz düzlem içi geçiş ya da kısacası IPS dediğimiz monitör panelleri arasında en popüler olanı. VA ve TN paneli kıyasla farklı bir kristal yönelimi kullanılıyor. TN ve VI kristalleri bükülürken IPS kristalleri cam alt tabakaya paralel ve fotoğraf makinesinin denklemlerine benzeyen şekilde ışığın geçmesini sağlamak için alt tabakanın düzlemi içinde dönüyor. IPS paneller günümüz monitörlerinde açık ara en yaygın olanı diyebilirim. En iyi görüntüyü ve en geniş renk gamı ve görüş açısı olan IPS paneller üzerinde yapılan kapsamlı araştırmalarından sonra zaman içerisinde farklı IPS panelleri çeşitleri üretildi. Plate Tone Line Switching dediğimiz PLC, AHWA gibi EIPS dediğimiz IPS panel çeşitlerinden birkaçı. Daha doğrusu markaların adlandırılması. Örneğin PLC dediğimiz Samsung'un kullandığı IPS çeşidi. Bu IPS çeşitleri arasında da birçok farklılık var aslında. Ancak temel çalışma prensipleri sonuçta aynı. Üreticiler daha iyi ve geliştirilmiş teknoloji nedeniyle kendi IPS panellerinin daha iyi olduğunu iddia edebilir. Bu da ayrı bir konu. Bir IPS panelinin yenileme hızı 60 ile 240 Hz arasındadır. Bu monitörler, fotoğraf veya video düzenleme gibi render alma gibi işleri son derece de hassas işler için en uygun olanı diyebilirim. Bunun nedeni ise bu monitörlerin mevcut tüm paneller arasında en iyi renkler ve görüş araçlarına sahip olması. Aynı zamanda bu monitörlerdeki kontrast oranı da oldukça iyi, ancak en iyisi değil. Bunu da unutmayalım. IPS paneller diğer panel teknolojisi kıyasla çok fazla şey sunsa da IPS LCD ekran tercih etmenin en büyük avantajlarından biri mükemmel renk kalitesi sunması. Diğer paneller gibi sRGB gibi sınırlıyken IPS paneller en geniş çeşitliliği sunabiliyor. Giriş seviyesi IPS monitörler bile %95'e varan sRGB renk kapsamını sunarken çoğu IPS monitör tam sRGB renk kapsamını sunabiliyor. IPS paneller 8 bit natif ekran sunar, giriş seviye modellerinde attığı bite kadar da düşebilir. 6 bit bu ay. Profesyonel düzeydeki monitörler gerçek 10 bit deneyimi sunarken IPS paneller TN ve VI panelleri kıyasla açık ara en iyi görüş açısı da sahiptir. Peki VI panel nedir? Vertical Alignment dediğimiz dikey hizalama. Yani kısacası VI. Işığın geçmesini sağlamak için eğik ve dikey olarak hizalanmış kristalleri kullanıyor. IPS kristalleri cam alt tabakaya paralelken VA kristalleri alt tabakaya diktir. VA paneller monitörlerde IPS panellere kadar yaygın olmasa da TV'lerde en yaygın seçeneklerinden biridir. Bu paneller IPS ve TN deneyimini birlikte sunuyor ve IPS panellerle karşılaştırdığında VA IPS'ten çok daha üstün kontrast oranına sahip. VA monitörler kontrast oranı statik olarak 1000 bölü 1 oranına ulaşarak diğer iki panelden daha iyi siyahlar sunar. VA paneller ayrıca IPS'ten daha yüksek yenileme hızına ulaşabiliyor. Ayrıca VA panellerle ilgili sorulardan biri ise 10 milisaniye gibi yüksek gecikme süresi sunmaları. Bazı üst seviye VA monitörlerde gecikme süresi 4 milisaniye kadar düşebiliyor. Ancak tahmin edeceğiniz üzere bu sefer fiyat artıyor. VA monitörler genelde 8 ile 10 milisaniye arası gecikme süresi sunuyor. VA panellerin yenileme hızı nadir bulunan çok pahalı bir monitör seçmediyseniz eğer çok yüksek değil. Diğer bir avantajı yavaş tepki süreleri. Bu paneller TN, IPS, VA panel karşılaştırmasında en yavaş paneldi. Zor bulunan ve yüksek fiyatlı modeller dışında VA monitörler 5 ile 10 milisaniye arasında yanıt gecikmesine sahip.
Yani bunu göz önünde bulundurun alırken arkadaşlar ya da tercih ederken. Peki TN panel nedir? Twisted Pneumatic dediğimiz bükülmüş pnömatik, kısacası TN, mevcut tüm paneller arasında en eskisi. Ancak piyasadaki ilk LCD ekran teknolojisi de diyebiliriz. TN paneller iki polarize filtre arasında sıkıştırılmış sivi kristallerden oluşuyor. Elektrik akımı uygulandığında kristaller bükülüyor ve ışığın geçmesine izin veriyor. VA ve IPS TN paneli kıyasla çok daha iyi ve üstün teknolojiler, ancak fiyat avantajı sunması hem de 1 milisaniyeye kadar gecikmeli mükemmel yanıt süreleriyle daha çok tercih edilen monitörler arasında. İnsanların TN monitörü satın almasının nedeni uygun fiyatlı olması dışında en hızlı panel türü olması. Ancak renk üretimi, renk gamı ve görüş açısı söz konusu olduğunda TN paneller IPS ya da VA kadar üretici performans maalesef sergileyemiyor. Ortadan farklı görüş açılarına baktığınızda monitörün ekranın alt kısmına göre daha yüksek durgunluk ve gamaya sahip olduğunu fark edebiliyorsunuz. TN paneller kontrast oranı, renk derinliği, renk gamı ve görüş açıları gibi her kategoride zayıf olsa da üstün bir yanları var. Yüksek yenileme hızlarına ulaşma. TN panel diğer ekran teknolojilerinin başarmakta zorlandığı 240 Hz'e kadar yenileme hızına ulaşabiliyor. Tabii ki 240 Hz destekleyen TN panel olmayan monitörler de var, ancak fiyatları yüksek seviyelerde oldukça. TN panellerin diğer avantajı ise tepki süresi. Bu monitörlerin çoğu 3 milisaniye gibi bir sürede tepki süresi sunabiliyor. Bu nedenle oyuncuların çoğu IPS ya da VA yerine bu ekran panellerini tercih edebiliyor. Peki TN panel alınır mı? Nispeten ucuz olmalarına rağmen genellikle oldukça iyi performans gösteriyor. Masaüstü kullanımı için iyi bir seçenek ve çoğu TV'de de daha iyi performans ve renk sunuyor. Yalnız görüş açısı için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Ekranın tam karşısında bakarsanız ancak iyi pozisyonunuzu bulduğunuz renklere kayma olabiliyor. 144 ile 360 Hz arasında zorladığında oyun odaklı monitörlerde bu yüksek yenileme hızlarını elde etmek için öncelik olarak TN panelleri tercih edebiliyoruz. Şimdi düşük maliyetli üretim denilince artıları ve eksileri neler? Artıları, ortalanmış görüş açısında en iyi performansı veriyor. Yüksek yenileme hızları ve düşük yanıt süreleri. Eksileri ise düşük seviyede zayıf renk üretimi, görüş açısı ortalanmadıysa son derece kötü renkler ve kötü kontrast. VA panelde ise görüş açısı TN panele göre çok iyi, renk üretimi ve doğruluğu IPS kadar da iyi. Eksilerinde ise görüş açısı IPS'ten daha kötü ve daha yüksek düzey hareket bulanıklığı ve gölgelenmeye sahip. IPS panellere geldiğimizde ise artıları üstün parlaklık, renk gamı ve renk doğruluğu. Çoğu kullanıcı için yeterli tepki süreleri ve bazı VA panellerde görülen renk kontrast kaymasını neredeyse tamamen ortadan kaldırması. Eksilerine geldiğimizde ise LCD paneller arasında en pahalısı, piksellerin kapatılamaması nedeniyle zayıf kontrast sağlaması. Yüksek yenileme hızı ve daha iyi HDR gibi özellikleri de erişimi oldukça pahalı. Evet arkadaşlar, IPS, TN ve VA panellerinin arasındaki farkları size anlatmaya çalıştım. Tercihiniz artık hangisi olur? Bu arada benim bilgisayarım panel... Onu soruyorsunuz. Söylemem. Bu aramızda sır. O yüzden bu cihazın inceleme videosu kanalımda mevcut. Victus 16 diye baktığınızda bu videoyu görebilirsiniz. Oradan da bu ekran teknolojisinin ne olduğunu da alabilirsiniz. Size ufak bir tüyo. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.